aslında bu krizi vize krizi olarak değerlendirmek sorunu görmemek anlamına gelir. Ankara kararlı olmalı, kendi güvenliği için gerekirse yeni adımlar atmalı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray, ulusal kanala Amerika ile yaşanan krizi bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin güvenliği açısından bugün mesela İncirlik Üssü'nün kapatılması, Amerika'nın atmış olduğu bu müdahaleye bu adıma karşı en olumlu etkenlerden, en olumlu, en olumlu tedbirlerden biri olacaktır. Bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden, bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden bir yuvanın, Amerikan üssünün kapatılması manasına geleceği gibi, Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasındaki güvene dayalı ilişkileri çok daha ileri bir aşamaya taşıyacaktır. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi de olan Profesör Doktor Koray, Amerika'nın yapacağı hamlelere karşı Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin inisiyatifini, bölge ülkelerinin inisiyatifini geliştirerek onu daha üst düzeye çıkartacak biçimde yararlanmamız gerekiyor. Koray, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için hayati önemdedir dedi. Irak'ın toprak bütünlüğü de Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde atılan her adım Amerika'nın Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'i yaratma, bir Amerikan-İsrail koridoru yaratma girişimlerine ne kadar önceden, ne kadar ön alınarak karşı durulur. Bunun önüne ne kadar büyük engeller konursa Türkiye'nin güvenliği hem Amerika'nın ileri adımlar atmasının önüne geçilmiş olur. Türkiye'yi bölme, Türkiye'yi yalnızlaştırma, Türkiye'yi uluslararası bir müdahalenin konusu haline getirme planlarını boşa çıkartır.